Caretta Ekolojik Ahval. Ekoloji perspektifinden konular ve konuklar. Hazırlayan ve sunan Alper Tolga Akkuş. Bu program Kültürhane ve Saha Derneği işbirliğiyle hazırlanmaktadır. Caretta'ya, Kültürhane'ye, Saha Derneği'ne ve Mersin'e hoş geldiniz. Bu hafta bir konuğum yok. Bu haftanın konusu için birkaç görüşmem oldu ama zamanı geçiremedik. Ben de boş geçmeyelim istedim çünkü çok önemli bir konu hakkında sizinle bir araya geliyorum şu anda. 10 Mayıs'ta siz bunu izleyeceksiniz ilk defa YouTube'da ama ben şu an 8 Mayıs Pazar günü akşamında kaydediyorum. 8 Mayıs'ta Anneler Günü ve Caretta'ların annesi diye bilinen Kaptan June Haymoff'u konuşacağız. Hayatını irdeleyeceğiz. Kaptan June'un seyir defteri dedik bu yüzden başlığına. Kaptan June da illaki bilenleriniz vardır. 23 Nisan 2022 Cumartesi günü hayata gözlerini yumdu. 100 yaşına yaklaşmıştı Kaptan June. Aralık 1922 doğumlu kendisi. İngiltere'de Sussex'te doğmuş. Petrol mühendisi bir babanın kızı. Onun hayatı hakkında, Dalyan'da yaptıkları hakkında, Caretta'larla ilgili işlemleri hakkında konuşmak istiyorum. Umarım tek başıma sunduğum programda bir sürçülisanım, bir hatam olmaz. Olursa da Caretta'nın kapıları herkese açık. Bundan sonraki programlarda Caretta'larla ilgili Kaptan June'un hayatını bilen insanları da konuk ederek konuşmayı isterim. Programda Kaptan June'un hayat hikayesini kısaca ele alacağım. Birkaç da video var. Mesela Çevre İklim Değişikliği Bakanlığı Kaptan June hakkında bir video paylaşmış. Onu sizle paylaşacağım. Al Jazeera News YouTube kanalında bir video var. 2 dakikalık onu paylaşacağım sizinle. Bunun dışında Kaptan June'un yaptıkları etkileri hakkında söyleşiler var. Önce bir başa döneyim. Kaptan June'u konuk etmeyi ölüm haberini aldığım günden beri düşünüyordum zaten. Ve 6-7 sene önce Dalyan'a ben de gitme şansım olmuştu. Bir arkadaşımla 2 günlüğüne misafir olmuştum. O zaman o bana demişti, Kaptan June bizim komşumuz, yakında oturuyor. Ben de hemen o zamanki Yeşil Gazete görevim nedeniyle ya hemen tanışalım, konuşalım demiştim. Arkadaşımla Kaptan June'un bu tür taleplere çok sıcak bakmadığını söylemişti bana. O öyle kalmıştı. Kaptan June vefat edince o arkadaşıma bir mesaj attım. Dedim seni konuk edeyim, senle konuşayım. O da çok tanımadığını söyleyerek bana Decamerin bilgilerini iletti. Decamerin de şöyle size anlatayım. Decamer yani deniz kaplumbağaları araştırma, kurtarma ve rehabilitasyon merkezi. Decamerin hemen telefon numarasını aradım aynı gün. İşte birkaç gün önceydi zaten. Bir beyefendi açtı. Durumu anlattım ona. İşte programın adını, nerede olduğumuzu, Kaptan June'la ilgili konuşmak istedim, söyledim. Sağ olsun çok yardımcı oldu. Ve bana dedi ki, bu telefon attı, yaralanmış ya da ölmüş, Caretta hakkında ihbar attı. Ben bu konuda size yardımcı olamam ama mail atın, mail ile başvurursanız yardımcı olurlar. Bu dediğimde Cuma günü oluyor zaten. Bayağı gecikmiştim aslında bu girişimleri yapmak için de. Doğru söylemek gerekirse. Ben mesajı da attım. Henüz yanıt gelmedi ama dün akşam otururken birden aklıma geldi. Zaten arkamda Caretta'ları görüyorsunuz. Gülümseyen bir Caretta denizin içinde yüzüyor burada. Ben de dedim ki tek başıma çekmeye çalışırsam nasıl olur? İlk defa deneyeceğim bir şey. Ama zaten Kültürhane'de biz bize bir ortamda, rahat bir ortamda bu işi yaptığımız için denemeye karar verdim. Dediğim gibi başta eğer bir hatam, kusurum olursa şimdiden affola ve başlayalım. Kaptan June Haymoff, 1922'de İngiltere, Sussex'te dünyaya geliyor. Ve çocukluğunda babasının işi nedeniyle genellikle Afrika ve Asya'da ülkelerde geçen bir çocukluğu var Haymoff'un. Ona da hemen şuradan bakalım. Çocukluğu Uganda, İran ve Irak'ta geçiyor.
1975 yılında ilk defa Dalyan'ın ikinci koyuna ziyareti oluyor. Mavi yolculuk bilirsiniz o sayede geliyor. İşte arkadaşlarıyla bir seyahat sırasında ve çok seviyor burayı. O dönem kendi sosyete, çünkü bayağı zengin bir ailesi var ve zengin bir hayatı var Kaptan Cun'un o dönem. Yunanistan'da 20 sene yaşıyor. 1980'lerde tabii ikinci koyunu her sene yazın geliyor, tatillerde geliyor gidiyor. Çok sevdiği bir koy orası. 1980'lerde ise Karayip'te Karatalar'la tanışıyor. Hatta ben bu tanışmayı isterseniz size BBC Türkçe'nin bir haberinden vereyim. BBC Türkçe ölümünden sonra bir haber yayınladı. Ve Kaptan Cun'la zamanında BBC Radyo'nun bir mülakatı olmuş. O mülakat sırasında da Kaptan Cun bilgiler vermiş kendilerine ve Karayip'te Karatalar'ı tanıdığı anı aslında anlattığı çok güzel bir anekdot yeri var. İsterseniz ekran paylaşımı yaparak onu ben hemen sizinle paylaşayım. Evet, yanda görüyorsunuz zaten. BBC Radyo'daki kişi ona soruyor kaplumbağaları nasıl keşfettiğini. O da işte 80'li yıllar ve hiç elektrik yokken gece karanlıkta kumsala gitmeyi adedildiğini söylüyor. Ve bir gece kumsalda uzanırken bir kaplumbağanın, anne bir kaplumbağanın yumurtadığını görüyor. Yüze yakın yumurtayı oraya bıraktığını görmek hayatımı değiştirdi diyor Cun Haimov, Kaptan Cun. Ve 1980'lerde başlayan bu hikaye ölümüne kadar, 2022 Nisan sonuna kadar devam ediyor. Haimov'un birkaç tane ben videosu var demiştim. İsterseniz hemen önce Çevre İklim Değişikliği ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ismi tuhaf olduğu için ben de biraz zorlanıyorum, bir videosu var. Önce onu bir sizinle hemen paylaşayım. Kaptan Cun kimdir? Kim bilebilirdi mavi bir yolculuğun bu kadar sonsuz olabileceğini? Mavi bir yolculuğun bir ömrü doğaya bu kadar adayabileceğini? Sahip çıktığımız değerler sonsuza dek nasıl yaşar? Gelecek nesillere miras bırakarak. İşte bunu başarmış bir isim Kaptan Cun Haimov. 95 yaşında ve ölümsüz bir mirasa sahip. Doğaya olan tutkusu, çevreye verdiği sonsuz değer onu ve bıraktığı izleri sonsuza dek yaşatacak. Kaptan Cun eşsiz güzelliklere sahip ülkemize Dalyan plajına geldiğinde düşündüğü tek bir şey oldu. Soyları tehlike altında olan Karetta Karettaları korumak ve sonsuza dek yaşamalarına katkı sağlamak. Bir insanın doğaya karşı sorumluluklarının farkına varmış olması belki de böyle bir şeydi. 1922 yılında Londra'da dünyaya geldi Kaptan Cun. Oldukça varlıklı bir ailenin kızıydı. Öyle ki ailesi onun için elinden geleni yapmıştı. Müzik, dans, bale ve resim eğitimleri aldı. Ama onun için dünya bambaşka bir yerdi. Işıltılı bir hayatın perde arkasında gezilmesi gereken çok fazla yer vardı. 1975 yılında bir balıkçı teknesiyle mavi yolculuğa çıktı ve Dalyan sahiline geldi. Kaptan Cun'un bu mavi yolculuğu, insanlığa fayda sağlayacak bir yolculuğa dönüştü. Türkiye'nin sahip olduğu eşsiz güzelliklere hayran kalan Cun, bu güzelliklerin korunması için harekete geçilmesi gerektiğini düşündü. Belli ki Dalyan'ın, İztuzu plajının, Ege'nin, Karetta Karettaların böyle bir harekete ihtiyacı vardı. Cun Haimov tüm varlığını, hayatını, gençlik yıllarını bir anı olarak bıraktı ülkesinde ve 1986 yılında artık hayatını adayacağı yerde Dalyan'da yaşamaya başladı. Karetta Karettaların nesli tükenmesin diye
yumurtalarını ne zaman bıraktıklarını, ne zaman gittiklerini ve geri dönüşlerini, toprağın altında yavru karettaları korumak için neler yapılacağını, onların suyla ilk buluşmalarını A'dan Z'ye öğrendi ve öğretmek için çok çalıştı. Kitaplar yazdı, şarkılar söyledi, onları koruma amaçlı eylemlerde bulundu. Ve 95 yaşına geldiğinde dünyaya ve insanlığa sonsuz bir miras bıraktı. Bize düşen bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da doğal güzelliklerimizi gelecek nesillere miras bırakmak. Evet, hayatın üstünü videoda gördük. 75'te ilk kez Gümüşlü'ye geliyor. 80'lerde karettalarla tanışıyor. 86 yılında İztuzu sahilinde bir baraka kurup orada yaşamaya başlıyor. Kaptan June'un barakası, İngilizcesiyle Captain June's Hut isminde bu barakada yaşamaya devam ediyor. Ve aynı dönemde İstanbul sahiline bir turizm oteli projesi ortaya çıkıyor. 86 yılı, işte darbe sonrası, Özal, Anavatan Partisi dönemi ve dünya çapında bir kampanya başlatıyor Kaptan June. Ve bu çalışmaları sonucunda Özal'la bir görüşme yapmak istiyor. Ama Özal'la görüşemiyor çünkü Özal o dönem Amerika'da bir sağlık sorunu nedeniyle Amerika'ya gitmiş. Ama onun bir yardımcısıyla görüşüyor. Ve Kaptan June'un bu girişimleri sonucunda Türkiye'de bir ilk olarak özel çevre koruma kurumu ortaya çıkıyor. Ve Kaptan June'un barakasında ve bu 86 yılında artık Kaptan June'un temel yerleştiği yer Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan kasabasının İztuzu sahili. Ve bunlarla bitmiyor tabii Kaptan June'un çalışmaları. 2002 yılında İngilizce bir kitap yazıyor Kaptan June. Kaptan June and Dalyan Turtles ve aynı yıl kitabın Türkçesi Aygül Çetin çevirisi ve Remzi Kitabevi'nin basmasıyla çıkıyor. Kaptan June ve Kaplumbağalar ve bu kitaptan elde edilen gelirin ardından da Kaptan June Haymov 2003 yılında geliri karettalara korumak amacıyla bir CD yapıyor, tek şarkılık. Aradım internette ama o CD'yi ben bulamadım. Otel hallediliyor. Kaptan John İstuzu'nda karettalar artık kurtuldu diye düşünmeyin sakın. 2014'te yeni bir tehlike baş gösteriyor. Gezi tekneleri, onların pervaneleri, pervaneleri yüzünden de yaralanan kaplumbağalar, karettalar yine bir eylem dönemi başlıyor Kaptan John için. Ve sonunda da pervanelere bir aparat takılmasını sağlıyor. Bu aparatlar da kaplumbağaların bir zarar görmemesini sağlamak için hayata geçiyor. Tabii Kaptan June'un, tabii 2014 dedim, o zaman yaşı 92 yaşında bunu yaparken Kaptan June. Bunu da hatırlatmak isterim. Geçen sene 2021 yılında Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan kasabasında Kaptan June o dönemler rahatsızken Kaptan June'un çalışmalarını çok beğenenler, destekleyenler onun için bir şükran geçişi düzenliyorlar ve teknelerle İstuzu'nda bir şölen tertip ediyorlar. Bu arada tabii atlamayalım, Dalyan Belediyesi de Kaptan June'un yaşadığı sokağa kendi adını Kaptan June Sokak adını veriyor. Dekamer'den bahsetmiştim. Bir de vakıf var tabii. 2011'de kurulan Deniz Kaplumbağaları Koruma Vakfı, İngilizce adıyla Sea Turtle Conservation Foundation. Tabii bu vakfın bir sitesi var, dalyanturtles.com. Onu da size göstermek istiyorum. Ben bugün biraz inceledim. 2019'a kadar Kaptan June her ay bir bülten yayınlamış ve orada kaplumbağalarla alakalı neler yapıldığını paylaşmış herkesle. Şimdi o bülteni açarak size bir örnek göstermek istiyorum. Şimdi evet. 27. sayı Aralık 2019 bültenini sizle şimdi paylaşacağım. Ekran paylaşımımı hemen bir daha açıyorum size. Ve ona bir bakalım. İnceleyelim onu beraberce.
İşte newsletter, here's your captain speaking. Bülten, kaptanınız konuşuyor. Benim günlüğüm diye başlamış. Sevgili arkadaşlar ve vakıf üyeleri diye anlatıyor. Ve ne diyor? So nice to be in touch with you all again this December. Bu aralık sizinle kadar buluştuğumuz için çok mutluyum. Ve hava durumundan bahsetmiş. Durumlardan bahsetmiş. Dalyan'da Christmas yani Noel yılbaşını kutlanmasına dair paylaşımları var. Tabii ben hemen size şeyi de göstereyim. Bu newsletter'dan çok var. Onu hemen bu dalyanturtles.com'un sayfasını açabilirsem eğer şuradan downloads kısmında öteki sayıları da görebilirsiniz. Çünkü o kadar çok şey var ki bakın görüyorsunuz. Ağustos 2019, Nisan 2019 sürekli buradan haberler vermiş. İşte bültenlerin dışında aktivite raporları da var. Ve İngilizce olarak bunları paylaşmış. Zaten İngilizce çoğunluğu. Ama İngilizce değil Türkçe olanları da burada görüyorsunuz zaten. 100 yıllık hayatında ekoloji aktivistini hiçbir zaman bırakmayan bir aktivisten, bir caretta caretta annesinden, Kaptan Jun'dan söz ediyorum size. Hemen paylaşımı durdurayım burada. Bilmiyorum ne kadar aydınlatıcı oldum, yeterli oldu bilgilerim. Ben şuradan hemen notlara da bakayım. 2011 yılında İngiliz kraliyet ailesi nişanı veriliyor kendisine. Bunu paylaşayım sizle. Gezdiklerini söyledik, kitabı söyledik, sokağı söyledik, vakfı söyledik. Bir de çok ilginç bir hikaye daha var. Ayı hikayesi. Onu da paylaşıp ondan sonra da bir son videoyla bitirmek istiyorum programı. Deniz kaplumbağalarını kurtarıyor, çalışmalar yapıyor. Ama bir gün bir düğüne davet ediliyor Kaptan Jun. Bu düğüne gitmek için de teknesiyle açılıp gidiyor. Zaten bir teknesi var. Onu atladım sanırım. Teknesiyle Alkan sonradan Yunanistan ve Türkiye'de gezip gezdiği için sürekli kaptan ismi öyle veriliyor kendisine. İşte bu düğünde bir Anadolu Sar Kasabası düğünü ve orada bir ayıya rast geliyor. İşte oradaki düğün sahibinin evinde bir ayı tutsak halde çok kötü koşullarda ve bu kişiden satın alıyor ayıyı ve teknesiyle evine getiriyor. 1,5 sene bakıyor bu ayıya. Sonra ayıyı bir şekilde kurtarmak istediği için araştırmalar yapıyor ve İsviçre'de ayıların çok rahat yaşadığını öğreniyor. Ve İsviçre'ye göndermek istiyor Kaptan Jun bu ayıyı. Ama İsviçre'ye nasıl ayı gidecek? 80'li yıllar, işte Anavatan Partisi dönemi. İmran Aykut'la bir şekilde buluşuyor. İmran Aykut biliyorsunuz bir zamanlar Çalışma Bakanı'ydı kendisi ama o zamanlar daha bakan değilmiş. Ve İmran Aykut kendisine destek oluyor ve ilgili izinleri çıkartıp İsviçre'ye bu ayının gönderilmesini sağlıyor. Bunu da ben tabii BBC'nin bu haberini öğrenmiştim. Onu da sizle, o kısmı da sizle paylaşayım. En azından habercilik açısından bir falsomuz olmasın. Tamam. Şimdi ayı, demin anlattığım ayı hikayesinin olduğu sayfayı da açtım. Hemen ekranı paylaşıp sizle onu da paylaşmak istiyorum. Çok keyifli bir hikaye çünkü. Hemen şöyle paylaşıyorum sizinle. İşte okuyorsunuz uzun bir röportaj. Radyo yayınının burada metnini paylaşmış BBC Türkçe. İşte görüyorsunuz. Zaten okuduğunuz için okuyorsunuzdur diye ben müdahale etmiyorum. Demin anlattığım hikaye biraz aşağıya ineyim. İsviçre hikayesini de altta anlatıyor. İşte görüyorsunuz. Bu gülüşmelerde radyocuyla Kaptan Jun'un gülüşmeleri. İmran Aykut en son müdahale ediyor. Olaya giriyor ve olayı çözüyor. Bir de hemen okuduysanız ekranı kapatıyorum tekrar. Şöyle yapıyorum. En sonunda bir Kaptan Jun'un sesini de dinletmek istiyorum ben size. Bitmeden önce. Onu da AJ Plus YouTube kanalından bir video buldum. AJ Plus da Al Jazeera'nın bir şeyiymiş diye anladım. Onu şöyle ayarladıktan sonra sizle paylaşmak istiyorum. Tabii İngilizce ama Kaptan Jun'un sesini duyurmak için aslında bunu şey yaptım. Hemen ekranımı da sizle tekrar paylaşayım. Şöyle açayım. Şöyle de sesini açayım. İzleyelim.
creature lay about 100 eggs, all in semi-darkness, alone on that beach. Changed my life. Bulldozers, earth movers, I began collecting signatures for 3 years. Let's send a message to Prince Philip. Now, all over Turkey, I'm known as Captain June. Yes, I'm proud. It has actually given me a sort of life extension. I don't know that I would have made it to 91 going on 92 had I not had this sad but marvelous opportunity to do something for the turtle. Sesini de duyurmak istedim Kaptan John'un. Tabii 86'daki bu çevre aktivizmi sonunda bölgenin sit alanı olduğunu bilmiyorum söylemiş miydim? Söylemediysem söyleyeyim. Bir daha da söylemiş olayım. Bu da önemli bir şey. Bugün Caretta annesinin anılar gününde bir hayatında bir gezinti yapmak istedim. Tek başıma oldu ama umarım olmuştur. İlk defa denediğim bir şey. Bilmiyorum ne derece yararlı oldu, faydalı oldu. Yani bilmiyorum nasıl gördünüz. Arkamdaki Caretta'ya da şöyle bir yaklaştırayım kamerayı. O da arkadan sinsi bakıyor galiba Jun Haymof'a, Kaptan Jun'a. Kaptan Jun'a buradan artık neredeyse, nereden bizi duyuyorsa seslenerek bitirmek istiyorum. Caretta'nın sloganı, yani programın sloganı ağır ağır ama sebatla Caretta ilk aklıma geldiğinde ortaya çıkmış bir slogandı ve orada yeni doğan yavru Caretta'ların kumun üstünde denize, ışığa bakarak ilerlemesinden esinle bulmuştum. Ama arkamdaki afişi, posteri sağ olsun Ülgün yardımcı kütüphaneden yaptı ve o denizdeki karakterleri, mutlu karakterleri resmetti. Tabii herkesin düşüncesi başka. Benim ağır ağır ama sebatla onu yansıtıyordu. Kaptan Jun'la paylaşıyorum her zamanki mantramızı. Kaptan Jun, Caretta Caretta'lar sana çok sevgi selam gönderiyorlar. Güle güle Kaptan Jun. Caretta, ağır ağır ama sebatla, el ile, göz ile, diz ile, bir araya gelince elbet söz ile, sözü söze ekleye ekleye muhabbet ile. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Program Kültürhane ve Saha Derneği işbirliğiyle hazırlanmaktadır.